Bülent. Recep. Falco. Ali. Rıza. Tugay. Hamza. Falco. Recep. Hakan top alıyor. Sol tarafında Arif. Şut pozisyonunda şut ve dobalarda gol. Top direğin dibine vuruyor, bağlara gidiyor. Hakan çok sert vurdu. Bakın uzandı, eline çarptı. Sekti direkt dibine. Daha sonra ağlara vuruyor top. Ve Hakan'ın karşılaşmanın ikinci dakikasında attığı bu golle Galatasaray 1-0 öne geçiyor revanş karşılaşmasında. Hakan topu aldı, ceza sahasına daldı. Ceza sahasının dışıydı. Gerçekten çok sert vurdu, güzel vurdu. Seyrediyoruz. Bako uzandı, ancak eline çarptı. Direkt ve ağlar. Şimdi Galatasaray 1-0 önde ve çok büyük bir avantajla başlıyor karşılaşmaya. Az önceki gol file kamerasından görülüyor. Pası Tugay, uzaktan sert vuruyor, direğin üstünden dışarı çıkıyor top. Yandan dışarı çıkıyor Tugay ve bir anda onun dengesini bozmak üzere gelen futbolcu Recep tabii ki rahatsız etti Tugay'ı. Tugay'ın vuruşunda da isabet yoktu ve top direğin yanından dışarı çıktı. Görüntüde Tugay. Ulvi. Bülent ve Feyyaz. Arka tarafta Madida. Madida ceza sahasında topa yandan açıyor ve araya giren gol. Bako'nun büyük hatasını Arif affetmiyor ve skoru 2-0 yapan gol atıyor. Evet, Bako'nun büyük hatası topu elinden kaçırdı. Önce Hakan vuramadı, arkasından Arif topu ağlara gönderdiğinde 27. dakika. İşte bu pozisyonda topu elinden kaçırıyor. Hakan vuramıyor ama arkadan gelen Arif topu ağlara gönderiyor ve skoru 2-0 yapıyor. Evet, Hakan ve Arif'in golleriyle Galatasaray 2-0 önde. Oyun devam ediyor. Şimdi ve önce sarı sonra kırmızı kartla Suat'ı oyunun dışında bırakıyor hakem Ahmet Çakar. Rıza ve korner. İçeri pas Arif. Hakan'la Berkaç denemesi, gol pozisyonunda topa vuruyor. Son anda ayağına çarpıyor ve korner. Bako'nun son anda ayağına çarpıyor ve top kornere çıkıyor. Mehmet. Kadir. Feyyaz koşuyor. Falco. Şut pozisyonu, Mehmet savunmadan döndü. Gol pozisyonu ve top ağlara gidiyor gol. Top ağlara oynayan Feyyaz. Feyyaz durumu 2-1 yapan gol atıyor. Defanstan döndü ve bir anda rahat pozisyonda kaldı. Top ağlara gönderdi Feyyaz. Madida Stum. Açılan top. Kafa. Sekti savunmadan. Orta Kadir'den. Mehmet o noktada arkaya. Gol pozisyonu Feyyaz ve kaleci Hayrettin. Feyyaz çok önemli bir gol pozisyonu kullanamıyor. Bizim saatimize göre ilk yarı doldu derken hakem Ahmet Çakar da futbolun son yıllardaki en büyük yıldızlarından biri Hakan. Zarif hareketler, içeri pas, Arif atak yaptı. Vuruşunda son anda savunma kornere atıyor topu. Galatasaray'ın adına çok güzel bir pozisyondu. Hakan'la başladı, Arif'le bitmedi. Madida. Karşısında Falco. Madida kurtuldu ondan. İçeride top istiyor. Feyyaz son anda Bülent. Feyyaz'dan önce Bülent topa müdahalesini yapıyor ve kornere yolluyor. Recep. Madida. Madida zarif hareketler. Madida şut yandan dışarıya. Rıza kendisini ısrarla kovalıyor. Kazanan Tugay. Orta hazırlığı
ve ceza sahasında kafa ve top dışarı çıkıyor. Arif çok önemli pozisyondu. Kimsenin beklemediği bir anda uzandı o noktaya doğru. Vurdu kafayı, Arif sonuç alamadı. Galatasaray karşılaşmayı 27. dakikadan bu yana 10 kişiyle sürdürüyor sevgili seyirciler. Suat kırmızı kart gördü. Beşiktaş'ın atağı, karşılayan futbolcu Erdal. Uzaktan bir vuruş direğin üstünden dışarıya. Kadir sert vurdu. Direğin üstünden dışarı çıktı Kadir'in vuruşuna top. Stung. Madida topu kurtardı. Falco'dan kendini kurtaramadı. Kırmızı kart. Evet. Topla son adam olarak kalan oyuncuydu. Ve hakem Falco'yu kırmızı kartla oyun dışında bırakıyor. Gerçekten hiç beklenmedik bir an. Tugay sert vuruyor direğin yanından dışarıya. Gerçekten güzel bir vuruştu Tugay'dan. Yerden giden bir vuruştu. Bir kale. Kadir. Stumpf arkaya sekti. Tehlike ve top direğe vurup dışarı çıkıyor. Çok önemli bir gol tehlikesi Feyyaz. Bir anda iki Galatasaray ile arasına girdi. Top vuruşunda direkten dışarı çıktı. Ve out. Mehmet. Ve sarı, ardından kırmızı Kadir'e. Yapmış olduğu, takmış olduğu çelmenin sonrasında Kadir de kırmızı kartta oyun dışında kalıyor. Ve maçı Bülent'ten gelen top şu anda bütün hatlarıyla Beşiktaş Galatasaray sahasında. Tugay, Recep, Ulvi sağ taraf, Metin orta hazırlığı, Metin ortası, kafa, Ulvi'den ve gol! Ulvi topu ağlara gönderiyor ve skoru 2-2'ye getiren gol atıyor. Sevgili seyirciler, karşılaşmanın 84. dakikası. Savunmadan ön tarafa çıkan Ulvi topu kafayla ağlara gönderdi ve skor 2-2 oldu. 84. dakika, gol Ulvi, durum Galatasaray 2, Beşiktaş 2. İşte Ulvi'nin güzel kafa vuruşu tekrar görüntüye geliyor. Karşılaşmanın son 4 dakikası. Beşiktaş 2, Galatasaray 2. Bu skor Galatasaray'a kupayı kazandıracak. Recep. Erdal pası yanlış yere. Uğur boş alanda, sol tarafa. Hamza'nın pası, Uğur'un önünde boşluk var. Karşısında Ulvi geliyor. Uğur. İçeride Arif. Bıraktı sol tarafa. Mücadele sürüyor. Ceza sahası. Uğur pozisyon aldı. Şut pozisyonu olabilir. Şimdi Arif. Gol durumunda. Vuruşunu yapıyor. Ve yandan dışarı çıkıyor. Korner. Galatasaray'ın 9 kişiyle 3. gole yaklaştığı bir an. Sonuç alamadı sarı kırmızı ekip. Arif'in vuruşundan. Ve Bago gitti. Koşa koşa topu köşe önlerine dikti. Arif üzgün, Erdal topun arkasında, ceza sahasında Uğur ve Arif. Uzak noktada Hamza içeri girme hazırlığı içerisinde, top üst dağlarda kalıyor, out. Rıza, Rıza, önünde Uğur, Madida, Tugay. Bir pas, Uğur, top oynananın dışında. Son 2 dakika. Ulvi. Stumpf. Topu Madida'da. Rıza'ya doğru Madida. İçeri biraz Feyyaz. Orta hazırlığında. Mehmet solda boş. Arka tarafa doğru geliyor. Kafayı vuran futbolcu Şevket ve korner. Evet değerli seyirciler. Artık bu anlar çok önemli, çok kritik anlar. Topun arkasından bir kere ceza sahasında 1, 2, 3, 4 Beşiktaşlı oyuncu uzak noktaya Madida'ya doğru. Stumpf yükseldi. Ceza sahası Feyyaz. Şimdi Arif. Topun dibine vuruyor ve topu Bako taça gitmesine izin vermiyor. Bako çıktı. Santra'ya kadar yaklaştı. Topu Mutlu'ya veriyor. Evet artık karşılaşmanın son saniyeleri.
Ceza sahası iniyor top. Kafa offside bayrağı kalkıyor Metin için ve çalışıyor. Gerçekten yüreğin dayanılacağı bir şey değil bu. Türkiye Kupası finali ikinci maç. 9 kişiyle karşılaşmayı sürdürüyor Galatasaray. Beşiktaş 10 kişiyle maçın 81. dakikasından bu yana. Sağ taraf Metin hareketlendi. Ceza sahası ortaya doğru. Tehlike Mehmet ve kaleci Hayrettin. Belki de hayatının, belki de maçın en büyük kurtarışlarından birini yapıyor. Hayrettin mükemmel bir şekilde topa son anda uzanarak bu gole isim vermiyor. Ve Ahmet Çakar kupa Galatasaray'ın diyor değerli seyirciler. İstanbul İnönü Stadı'nda sarı kırmızılı futbolcuların büyük sevinci, Galatasaray tribünlerinin büyük sevinci, 1993'te Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray. 24 Mart'ta İstanbul Ali Sami Yen Stadı'nda zorlu mücadelede Erdal'ın golüyle Beşiktaş'ı 1-0 yenmeyi başaran Galatasaray, rövanş karşılaşmasında bu gece Beşiktaş'a yenilmedi. Maç 2-2 bitti. 2. dakikada Hakan'ın golüyle 1-0 öne geçen taraf Galatasaray'dı. 27. dakikada Arif skoru 2-0 yapan golü attı. Ama 27. dakikada Suat'ın kırmızı kartla oyun dışında kalması, 60. dakikada Falcon'un kırmızı kartla oyun dışında kalması 9 kişilik Galatasaray'ı otomatikman moralini bozdu, oyun disiplinini bozdu ve buna rağmen gerçekten fedakarca mücadele etti Galatasaraylı oyuncular. Her biri iki kişinin yapması gerektiğine inandılar ve o şekilde mücadele ettiler. İşte Galatasaray'ın golleri görüntüye geldi. Ve ilk maçtaki galibiyetinin ardından bugünkü beraberlikte işte Beşiktaş'ın golleri görüntüde. Dakika 43 golde imzası olan futbolcu Feyyaz ve dakika 84 topu alara gönderen Ulvi, maçın skoru 2-2. Ve Galatasaray bu kupa için şu an çeken Hakan'ı da Galatasaraylılar şeref tribününe çıkartmaya çalışıyorlar. Evet, Futbol Federasyonu Başkanı Şenez Ercik böylesine güzel bir ortamda Türkiye Kupası'nı Galatasaray kaptanı Erdal'a veriyor. Türkiye Kupası 1993'te